ekranına hoş geldiniz ballı böreklerim. Herkes tamamsa yeni maceramıza doğru yola koyulalım. Memleketin birinde bir padişah hüküm sürermiş. Padişahın topraklarının ucu bucağı yokmuş. Fakat çok katı ve sert bir hükümdarmış. Padişahın bir de kızı varmış ki ceylan kadar narin, güzel mi güzel. Padişahın aklı fikri kızını hali vakti yerinde soylu biriyle evlendirmekmiş. Fakat o böyle düşüne dursun, kızın gönlü halkın içinden civan bir delikanlıya düşmüş. Delikanlı bir oduncuymuş. Dağda, ormanda odun keser, eşeğine yükleyip şehirde satarmış. İşte o sırada görmüş sultan kızı. Sultan kız da delikanlıyı. Sonra da tenhalarda buluşmaya başlamışlar. Gel zaman, git zaman oduncu delikanlı ile sultan kız arasında olanlar şehirde yayılıvermiş. Tabii bu durum padişahın da kulağına gidince kızını huzuruna çağırmış. Anlat bakalım bu işin aslını demiş kızına. Sultan kız önce ne diyeceğini bilememiş. Doğru söylese bir türlü, söylemese başka. O sırada kızın sırma saçları arasından kıpır kıpır pitler gezmeye başlamış. Padişah, bir şey demene gerek yok. Kiminle arkadaş olduğun çok belli demiş. Padişah biti almış, hizmetlilerine götürmüş. Alın bu biti, besleyin. Ta ki bir koyun kadar büyüyene dek. Sonra da bana getirin ve haber verin demiş. Gerçekten de bit bir koyun kadar büyümüş. Padişah derisini yüzdürüp kendisine kürk yaptırmış. Sonra da kürkünü giymiş ve halkın karşısına çıkmış. Ey benim halkım, eğer üzerimdekinin neyin kürkü olduğunu bilirseniz, sultan kızımı kim bilirse ona vereceğim demiş. Saraya insan akını başlamış. Kimi aslan kürkü demiş, kimi kaplan. Fakat kimse bilememiş. Bu arada her şeyden habersiz, pazara otun götüren delikanlı, tellalın bağırdığını duymuş. Delikanlı sormuş, ne oldu tellal efendi, nedendir bu telaşın? Tellalda olanları bir bir anlatmış. Oduncu delikanlı da bunun üzerine padişahın huzuruna çıkmış. Bakmış bakmış fakat kürkün ne olduğunu çıkaramamış. O sırada kolundan aşağıya bir bit yürümüş. Delikanlı ay aman bit diye bağırmış. Padişahın huzurunda ne kadar adam varsa yaşa var ol bildin diye bağırmış. Herkes alkış tutarken padişah oduncunun sırtını sıvazlamış. Fakat kızını bir oduncuya vermeyi de bir türlü içine sindiremiyormuş. İçinden ne geçse geçsin sözünü tutup oduncuya vermiş kızını. Oduncu delikanlı şehre uzak bir köydenmiş. Sultan kız yeni hayatına kısa zamanda alışmış. Mutlu mesut yaşıyorlarmış. Fakat oduncu delikanlı padişahın onu küçümsemesini bir türlü içinden atamıyormuş. O yüzden oduncu genç durmadan çalışmış. Kim odun keserse, kim satmak isterse hepsini almış. Dağlar tepeler gibi odun yığmış. Ne satmış ne yakmış. Toplamış da toplamış. Öyle ki ülkede odun kıtlığı başlamış. Padişah buyurmuş. Kim bana biraz odun getirirse ona misliyle para vereceğim demiş. Oduncu damat kılık değiştirerek padişahın huzuruna çıkmış. Padişahım neredeyse ormanlar yok olmakta. Kimse de odun kalmadı. Olanların da bir eşek yükü kadarı bile 10 sarı altın. Padişah, ben koca hükümdarım. Soğuktan öleyim mi? Ne kadarsa veririm. Tez odun getirin bana demiş. Oduncu delikanlı yığmış da yığmış odunları saraya. Padişahın hazinesi tam takır olurken oduncu ise günden güne zengin oluyormuş. Oduncu delikanlı tüm ahaliyi toplamış. Artık padişah bir kuruşa muhtaç. Size hiçbir faydası olmaz. Gelin padişah yerine beni geçirin demiş. Hepsi birden oduncuya tamamdır demişler. Artık padişah sensin. Oduncu biriktirdiği altınlarla demir çelik almış, kılıçlar, kalkanlar döktürmüş. Köylüleri silahlandırıp yola düşmüşler.
padişah çok ürkmüş. Oduncu yaklaştıkça yaklaşmış askerleriyle. Sonunda bir ovada savaşmışlar ve padişah yenilmiş. Oduncu askerleriyle birlikte saraya girmiş. Tahta çıkmış. Tüm köy halkını da yanında getirmiş. Ne kürk giymiş ne de tahta çıkmış. Hep oduncu elbiseleri içindeymiş. Günlerden bir gün padişahı yanına çağırtmış. Sırtımdaki kürkü tanıdınız mı demiş. Bilirsen tahtı da tacı da sana bırakacağım. Bu kürk kızıma verdiğin oduncunun kürküne benziyor demiş. Padişah iyi bildin. Ben kızını verdiğin yoksul oduncuyum. Kızını verirken sen beni küçümsemiştin. Tahtını da tacını da sana vereceğim. Ben padişahlığı sevmedim demiş. Dediği gibi de yapmış. Her şeyi padişaha teslim etmiş. Sonra elinde baltası, belinde ipi, oduna gitmek için saraydan çıkmış. Köyünde de sultan kızla birlikte mutlu mesut yaşamışlar. Evet benim mis kokulu çiçeklerim. Mutluluk sadece altınla, tatla, şöhretle olmuyor. Sevdiğiniz işi yapıp, sevdiğiniz insanlarla birlikteyseniz sizden mutlusu yok. Merak dolu hikayelerle tekrar buluşmak dileğiyle. Keşif Ekranı YouTube kanalını beğenip takip etmeyi unutmayın.